Wings for Life World Run is underway. Organised event runs and app runners all across the globe. The catcher cars are getting ready and they stop 30 minutes after the... Merhaba arkadaşlar. Evet. Bu hafta sonu İzmir'deyim. Harika bir yarış için Wings for Life için gidiyorum. Evet, bu harika yarışı biliyorsunuz arkadaşlar, daha önce de koşmuştum. Dünyanın her yerinde aynı anda başlayan bir yarış. Bizde Türkiye saatiyle saat 2'de başlayacak. İzmir'de Kültür Park'ın oradan başlayacak. Wings for Life, omurilik felci tedavisine katkıda bulunmak için dünyanın her yerinde aynı anda başlayan bir yarış. Daha önce ben bu yarışı 2 kere koşmuştum. En son 2 sene önce koşmuştum, 2017'de ve 31.5 kilometrede yakalanmıştım. Yakalanmıştım diyorum çünkü bu yarış biraz değişik bir yarış. Bunun tam olarak belli bir finish çizgisi yok. Nasıl oluyor? Yarış başlıyor. Tüm dünyada aynı anda başlıyor. Ve aynı zamanda aplikasyonda, yani telefonunuzda da aynı anda başlıyor. Ve yarışın başlamasından tam yarım saat sonra en arkadan bir tane araç da sizle beraber başlıyor. Ve o belli bir hızla size doğru yaklaşıyor. Eğer sizi geçtiği zaman işte orası sizin finish noktanız oluyor ve sizin yarışınız bitiyor. Dediğim gibi ben ilk sene 25 kilometrede yakalanmıştım. 2017'de de 31.5'te yakalandım. Şuraya da geçeyim bari. 30 dedik, 31 kilometre olsun. Teşekkürler. Harikasın. Türkiye seni de gurur duyuyor. Teşekkürler. Süper yarıştı gerçekten. Süpersiniz. 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 Karşıya Cavanti. Müthiş performans. İyi ki varsın. Harika performansını kutluyoruz. Koşamayanlar için koşuyoruz. Asla durma. Aslan gibisin. Maşallah sana. Bu koşuyla ilgili biraz bilgilendireyim sizi. Dediğim gibi İzmir Kültür Park'taki Lozan Kapısı'nın oradan başlıyoruz. Ve sahilden bütün İzmir'i geçerek Menemen'e doğru gidiyoruz. Benim açıkçası en sevdiğim bölge Karşıyaka bölgesi. Orada insanlar böyle balkonlardan sizi destekliyorlar. Yüzlerce insan balkona çıkıyor ve size destek veriyor. Bravo! Süper! 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 Bravo Karşıyaka! Süper! Çok eğlenceli. Evet, karşıya kalkana da teşekkür ederiz. Vallahi onlar sayesinde bir yere 4-5 lira düştük. Bizimle beraber tekerlekli sandalyede arkadaşlarımız da var. Onları itiyoruz. Bu yarışta mutlaka onu bir kere deneyimleyin. Daha durma. Hiç niyetimiz yoktu mu durmaya? Hiçbir zaman. Gelin bir el edin, onları bir hızlandırın. Onları, esas yarış çünkü onların yarışı. Dünyada ve bütün ülkelerde hepsinin birincileri olacak. Evet, en uzağa giden birinci olacak. Ama burada benim amacım herhangi bir şekilde birinciliğe gitmek değil. Ben burada tamamen eğlenmeye gidiyorum. Onun için tekerlek sandalyede iteceğim. Döneceğim, sizle muhabbet edeceğim. Çok keyifli bir yarış planlıyorum açıkçası. Parkur da zaten çok kolay bir parkur. Yani birkaç viyadük dışında öyle yokuş falan yok. Dümdüz bir yol. Ve dediğim gibi İzmir'in içinde koşmanın zevkini çıkarıyorsunuz. Belli alanlarda su noktaları var arkadaşlar. Her yarışta olduğu gibi. Orada Red Bull da içebiliyorsunuz. Red Bull'un da belli şeyleri var. Ve ayrı zamanda yine belli noktalarda böyle bandolar falan çıkıyor karşınıza. Kostümlü insanlar falan çıkıyor, sizi gaza getiriyor. İzmir'deki en eğlenceli, hatta belki Türkiye'deki en eğlenceli ve en anlamlı yarışlardan biri bu. Ben bu sene 13. kilometre civarlarında yakalanmayı planlıyorum. Yani bunun için de yaklaşık 6 pace civarı gitmem gerekiyor. Bunu nereden öğrendim? İnternet sitesi var Wings for Life'ın. Orada bir tane hesaplama aracı var arkadaşlar. Orada kaç pace'de giderseniz nerede yakalanacağınızı ya da yakalanmak istediğiniz noktaya, işte ben 13'ü işaretledim. Oraya kaç pace'de giderseniz sizi araç orada yakalayacağını görebiliyorsunuz. Ben neden orayı kafama koydum? Çünkü karşı yakadan geçeceğim. 10. kilometre civarı.
Sonra da 13. kilometrede Bostanlı Vapur İskelesi'nde orada o aracı, yani erken gidersem orada bekleyeceğim. Siz de geçersiniz yanımdan. Orada selamlaşırız. Sonra da oradan vapura binip tekrar Alsancak'a döneceğim. Evet, bu biraz kolay bir yol olacak. Ama şöyle bir durum var. İstediğiniz yerden yakalandığınızda sizi servis araçları tekrar geri getiriyor. Ama bu 10. kilometreden sonraydı sanırım. Yani 7'de yakalanırsanız geri yürümeniz lazım diye biliyorum. Ama bunu tekrar bakmak lazım. Ama ondan sonra her yerde sizi servis araçları geri götürüyor. Eğer İzmir'e gelemiyorsanız bunu aplikasyon üzerinden de yapabilirsiniz. Hatta Caddebostan'da bir toplanma alanı olacak sanırım. Orada yine aplikasyondan bu yarışı deneyimleyebilecekler. Yani ya da istediğiniz yerde siz bunu yine aplikasyondan yapabilirsiniz. İkide hep beraber, bütün dünyayla beraber koşmaya başlayabilirsiniz. Bu sene bu yarışın sponsorlarından United Ed'in takımıyla beraber koşacağım. Oradaki arkadaşlarla beraber koşmayı planlıyorum. Demek değil ki seninle beraber koşacağım. Tabii ki hep beraber koşacağız. Orada Karşıyaka One Team, seninle de beraber koşacağım. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. İzmir'i çok seviyorum ve orada doyasıya eğlenmek istiyorum açıkçası. Belki bir sürpriz daha yapabilirim şimdi. Organizasyonla konuşuyorum. Araca daha erken yakalanıp 8-10'da falan yakalanıp daha sonrasını yakalama aracının arkasındaki başka bir araçtan takip edebilirim. Ama bakalım. Organizasyonda konuşacağız bunları. Evet. Hadi bakalım. Şimdiden çok heyecanlandım. Gelin hep beraber İzmir'de eğlenelim. Keyfini çıkaralım. Bu arada yeni tasarım nasıl olmuş? Heh bakın. Wings for Life araca yakalandı. İşte böyle o araçtan geliyor. Tasarım nasıl olmuş? Arka plan. Yeni bisiklet. Şimdi onunla testini de yapacağız. Evet. Hadi bakalım. İzmir'de görüşürüz.